Herkese merhabalar. Romanın yapı unsurlarıyla Dokun Sınıf'ta edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Evokul Okul Şubat programındayız. Şubat'ı bitiriyoruz arkadaşlar mükemmel bir şekilde. Çarşamba gününde mükemmel bir ders yapacağız sizlerle. Romanın yapı unsurlarını öğreneceğiz. Önemli bir konu ve kolay bir konu. Lokum bir konu. Yani böyle önemli deyince gerginlik oluşmasın. Çok sade bir konu. Bununla alakalı sizlere sıfırdan dokuza Türk edebiyatımızdan ve Dokun Sınıf Dinamo Soru Bankamızdan ödevler vereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlamak istiyorum. Bugünkü dersimizde romanın bölümlerini ve yapım öğreneceğiz. Hadi bakalım like butonuna çöküyoruz arkadaşlar ve dersimize başlıyoruz. <laughs> Romanın tanımıyla başlayalım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türe roman diyoruz. Hocam bu tanımı neden yaptınız? Hani olur da sınavda sorulursa diye. Sınavlarımız geliyor ya. Buradan en önemli şey şu. Hikaye ile roman arasındaki farkı sorarlarsa aradaki temel fark şu arkadaşlar. Hikaye şöyle bir şey, pıt pıt incecik bir şey böyle H yazıyorum üstüne. Roman ise pıt pıt böyle kalın bir şey. Romanlar kalın. Evet gördüğünüz gibi asimetrik oldu, çizemedim. Yani o kadar kalın ki asimetrik oldu. Neyse işte böyle kalın bir kitap. Şöyle de R harfi yazıyorum. Roman daha uzun, daha detaylı, daha ayrıntılı, daha geniş tahliller veriyor. Kahramanların farklı farklı yönleriyle yaklaşıyor. Romanın bölümlerine baktığımızda giriş, gelişme, sonuç diyeceklerine serim, hani sofra bezini serer gibi düğüm, olaylar birbirine düğümleniyor ve çözüm, olaylar çözümleniyor. Serim bölümünde kişi veya kişiler tanıtılıyor, yer ve zaman belirtiliyor, olay anlatılmaya başlanıyor. Düğüm bölümünde olay okurda merak oluşturacak şekilde anlatılıyor. Olaylar düğümleniyor. Okurun merakı zirveye ulaşıyor. Acaba ne olacak? Acaba Behlül yakalanacak mı? Acaba Bihter yakalanacak mı? Düğümleniyor. İlk başta ne oldu? Behlül'ü, Bihter'i, Adnan Bey'i işte hepsini tanıttı bizlere. Sonra düğümlendi. En sonunda da olay çözülüyor. Olayın ve olayların düğümleri çözülür. Okur merak ettiği soruların cevabını öğrenir. Modernist romanlarda çözüm okurun hayal gücüne bile bırakılabilir. Yani çözüm olmaya da biliyor. Tabi burada şöyle bir şey var. Mesela romantik romanlarda Romanın sonunda iyiler kazanıp kötüler kaybettiği için çözüm bölümünde her şey çözümleniyor. Ama realist romanlarda iyiler kaybetmeye, iyiler kazanmayabilir, kaybedebilir. Mesela Aşk Memnu romanını hepiniz okumuşsunuzdur ya da dizisini izlemişsindir. Ne oluyor? İyiler mi kazanıyor? Kötüler mi kaybediyor? Ya da Bihter kötü müydü? Behlül iyi miydi? Behlül kötü müydü? Bihter iyi miydi? Adnan Bey kötü müydü? Bak İyi'ler, kötüler, her şey var, iç içe karışık, gerçekçi bir şekilde bitiyor. Real, realizm. Dolayısıyla çözüm bölümü deyince, "Aa niye çözümlenmedi? Ama Behlül'le şey evlenemedi." demeyeceksiniz. O ayrı mesele. O romanın akımıyla alakalı. Ama çözüm bölümünde en azından bir sonuca varıyor. Modernist romanlarda onu bile vermiyor. Orada bırakıyor. Sen diyorsun ki, "Muhtemelen bunlar evlenmiştir ya da evlenememiştir." diyorsun. Romanı yapın sürenine baktığımızda kişi kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, tema, konu, çatışma ve anlatıcı var. Hemen bakalım. Kişi romanda anlatılan olayları <laughs> gerçekleştiren kahramanlardır. Gerçek hayatta rastlanabilecek özelliklere sahiptir. Ruhsal ve fiziksel özellikleriyle bir bütün olarak tanıtılır. Roman kişi unsuru üzerine kuruldur arkadaşlar. Kişi romanda olayın, olayların yaşamasını sağlayan temel unsurdur. Olaylar içinde yer alan kişilere kişi kadrosu adı verilir. Yani kişi kişidir bu kadar basit. Ne anlatıyorsun ki hocam? Rol dağılımlarına göre ya da özelliklerine göre kişiler vardır. Rol dağılımlarına göre baş kahraman vardır. Baş kişi yani Bihter, Behlül ve Adnan Bey. Yardımcı kahramanlar vardır. Onları biliyorsunuz. Beşir, gel evladım. Bir de karşıt güç, hasım güç vardır. Olayda böyle çatışma yaratan tipler. Özelliklerine göre tip ve karakter vardır. Karakterler her şeyini bilirsin. Mesela diyelim ki Behlül'ün, Adnan Bey'in, Bihter'in iyi yönünü, kötü yönünü, zayıf, zaaflarını her şeyini bilirsin. Ama o karakterdir. Tip ise ya yani oradaki işte e, yoldan geçen insanlar ya da işte en son dışarıdaki kişiler böyle yani bahçıvan falan onları tam bilmeyiz yani onların ne yaptığını bilmeyiz. Şimdi tipte bir özelliği öne çıkarılarak abartılan belli bir toplumsal davranışın veya fikrin temsilcisi olan bir devrin veya grubun ortak özelliklerini kendi toplayan kişidir. Belirli özelliği öne çıkar bir kesimin temsilcisidir çatışmalardan etkilenmez yani başrolde değil okur onun tepkilerini tahmin edebilir. Benzersiz değildir. Geneldir. Yani bunu, bu genelde böyle davranır. Gıcık tipidir mesela. Karakter ise toplum içinde olmakla birlikte kendi kişiliğini temsil eden, genelin gerçekleştirdiği davranışlar yerine özgün yani farklı iş dünyasıyla ve tepkileriyle beliren kişidir. Birçok özelliği vardır. Bir kesimi veya anlayışı yansıtmaz. Sadece kendisini temsil eder. Çatışmalardan etkilenir, değişebilir. Okur onun tepkilerini kolay kesiremez, Benzersiz ve özeldir. Şimdi, dolayısıyla burayı anladık. Karakterle tip arasındaki farkı sorabilirler bize sınavda. Hatta buraya yazıyorum bak. Sorulur diyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Olay örgüsü ve mekana bakalım. Kişilerden en az ikisinin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkan eylem veya duruma biz olay diyoruz. Olaylar bir ana olay etrafında gelişip sıralanmasıyla oluşan yapı unsuruna olay örgüsü denir. Çayımdan da bir yudum almak istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. Evet buz gibi olmuş. Neyse. Olay örgüsünü kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler anlaşmazlıklar ortaya çıkarır. Olaylar tarihten, anılardan veya günlük hayattan anılabilir. Olaylar her yönüyle ayrıntılı şekilde işlenir. Her yönüyle ve ayrıntılı işlenir. Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişir. Modernist romanlarda olaylar kronolojik sıra içerisinde ilerlemez. Bazen böyle geri dönüşler olur. Yani doğdu, büyüdü, öldü. Öyle olmaz. Bir anda büyüm, ölümünden başlar. Cenazesinden başlar roman. Sonra bebekliğiyle biter falan böyle garip olabilir. Mekana baktığımızda romanda olayların geçtiği çevre ve yerlerdir. Mekan olayların gelişimine göre değişik gösterir. Geniş mekanlarda şehir, köy ve benzeri veya dar mekanlarda evde geçebilir. Mesela Aşk Memnu romanı dar bir mekan. Hep köşkün içine geçiyor. Fazla dışarı çıkmıyorlar. Bilim kurgu romanlarında hayali, fantastik mekanlar olabilir. Mekan tasvir edilerek, betimlenerek okurun zihninde canlandırılır. Mekan kişilerin karakter özelliklerinin anlatılmasına ve belirlenmesinde etkilidir. Bazı romanlarda mekan kahramanların temsil ettiği zihniyeti yansıtır. Zamana baktığımızda zaman zamandır bu kadar basit hocam. Romanda işlenen olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre. Zaman geçmiş, içinde bulunan içinde bulunulan an ve gelecek olmak üzere üç boyutuyla ele alınır. Yani o anda mesela Bihter bazen geçmişini hatırlar. Orada annesinin babasıyla yaşadığı olaylar falan onları hatırlayabilir. Geçmiş zamana dönebilir. Yazarlar bu üç boyutlu zamanı bazen içinde bulunan andan geleceğe bazen de hatırlamalarla geriye doğru taşır. Özellikle modernist ve postmodernist romanlarda olayların geçtiği zaman dilimi gün, mevsim, ay, yıl gibi takvime ait ifadelerle anlatılabilir. Romanlarda genellikle uzun zaman dilimlerine ayrılıyor olaylar. Tema nedir, konu nedir ona bakalım. Tema soyut ve genel bir kavramdır romanın bütünle hakim olan düşüncedir. Sevgi bir temadır. Aşk bir temadır. E, dostluk bir temadır. Yalnızlık bir temadır. Romanda tema çatışma kavramıyla birlikte ele alınır. Ama konu başka bir şey. Romanda ele alınan, üzerine durulan düşünce, durum veya sorun metnin konusunu oluşturur. Konu somut bir durumu veya sorunu ifade eder. Mesela Yaprak dökümü romanı biliyorsunuz hani Ali Rıza Bey vardı, kızları vardı işte ee, kızları böyle zor duruma düşmüştü, Necla vardı. Belki hatırlarsınız dizisini izlediyseniz hatırlarsınız. O kitabını okumanız lazım. Hatta e, ee, Goriot Baba, Balzan Goriot Baba romanından esinlenmiştir Neşar Dönü Güntekin. Ben olsam e, ee, Goriot Baba romanı da okurum bakın Goriot Baba'yı yazıyorum. O tam orijinali yani eee, bir de bunun devamında Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Yaprak Dökümü. Şimdi Yaprak Dökümü romanında yanlış batılaşma temadır. Çünkü kızlar yanlış batılaşıyor. Çocuğu yanlış batılaşıyor. Ferhunde'ye aşık oluyor. Hayatı rezil rüysan hapse giriyor. Mahvoluyor. Yanlış batılaşma. Batılı hayat tarzı özentisinin Ali Rıza Bey'in ailesine yol açtığı yıkım ise konuyu oluşturur. Anlaştık mı? Mesela aldatma e, aşk aşkı memnunun temasıdır. E, Bihter'in annesi Firdevs gibi e, Firdevs Hanım gibi Adnan Bey ve Behlül Özel'in yaşadığı olaylar ve aldatma olayı aldatması o ise konuyu oluşturur diyebiliriz. Çatışmayı biliyoruz zaten. Romanlarda farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına biz çatışma diyoruz. Kişiler kendileri, bir başkası veya doğayla ilgili bunun soruna karşı karşıya gelerek Çatışma yaşayabilir. Çatışmalar genellikle birbirine zıt kavramlar, değerler çevresinde gerçekleşir. Türk romanında özellikle Doğu Batı çatışması, mesela Felatü Bey ile Rakım Efendi de, Rakım Efendi Doğu'yu çalışkanlığı, dürüstlüğü temsil eder. Felatü Bey ise yanlış Batılaşmayı, Batıyı temsil eder ve işte o Batının özentisine mahvolup gitmiştir. İlmiye Efendi önem vermemiştir, sonunda kaybetmiştir. Ya da Fatih Harbi romanında mesela aynı şekilde Şinasi ve Macit ikili isimler anlaşılır ki bir taraf doğuyu bir taraf Fatih semti doğuyu işte Harbiye semti yani Nişantaşı semti de batıyı temsil eder. Geleneksel modern iyi kötü yoksul zengin gibi çatışmalar işlenir. Olay örgüsüne hakim olan olay örgüsünü belirleyen çatışmaya temel çatışma denir. Diğer çatışmalar da temel çatışmayı destekleyecek şekilde kurgulanır. Anlatıcı romanda olayları anlatan kişidir. Yazarın kendisi değil kurmaca bir kişidir. Olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Yani yazar burada, roman burada, romanın anlatıcısı ise yazarın belirlediği kişidir. Yani ya romanın anlatıcısı romanın kahramanı olur, romanın içindedir. Ben böyle yaşadım der, ben diye başlar, ben diye başlar. Ya da romanın anlatısı e, dışarıdan anlatır, der ki o onlar böyle yaptı der. Dolayısıyla romanın yazarı başka bir şey, anlatıcı başka bir şey. Bunu bilin arkadaşlar. Birinci kişi ağzından anlatım yani ben de o anlatıcı olayın içindedir. Ben ve biz özneleri kullanılır. Müzeye gittim, müzeye gittik der romanın içinde. Üçüncü kişi ağızdan anlatımda ise... ...anlatıcı olayın gözlemcisidir. O onlar özneleri kullanılır. Fiiller o onlar özenlere göre çekimlenir. Müzeye gitti, müzeye gittiler. Onlar gittiler, o gitti der. Anlatıcının bakış açısı vardır bir de. Anlatıcının romandaki kişi, olay, yer ve zamanı... ...ele alış biçimi ve bunlara karşı takındığı durumdur. Şimdi burada... ...bir hakim bakış açısı var... ...bir kahraman bakış açısı var... ...ve gözlemci bakış açısı var. Şimdi... Hakim bakış açısına gelmeden önce kahraman ve gözlemci arasındaki farkı söylüyorum. Bu birinci kişi. Bu üçüncü kişi. Bu kadar basit. Nasıl yani hocam? Olaylar hikaye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır. Evdeki kitapların üst tarafından bir kitap alıp okumaya başladım. Sanki gizemli bir dünyaya adım atmıştım. Bak ben diyor. Bu ise o. Kitabın, kitapların üst tarafından bir kitap alıp okumaya başladı. Yüzünde bir gülümseme ifadesi belirdi. Bu da gözlemliyor. O öyle yaptı diye dışarıdan gözlemliyor. Bu ise olayın kahramanı. Şimdi Kahraman olayların içinde olaylar karşısındaki izlenim ve tutumunu kendi bakış açısıyla yansıtıyor ve anlatıcı birinci kişi yani ben. Burada ise gözlemci bakış açısında ise gördüklerini tanık olduklarını anlatıyor, aktarıyor. Roman kahramanların aklından geçenleri bilmiyor yani sadece gözlüyor. Ee, anlatımı gördükleriyle sınırlı ve üçüncü kişi tamam. Peki hakim ne? Hakimde de e, istedi, başladı, düşündü diye üçüncü kişi anlatım var. Ama anlatıcı olaylara ve kahramanlara hakim olayların nasıl gelişeceğini bilir ve görür. Kahramanların aklından geçenleri ve psikolojilerini yansıtır. Mesela Can'ı kitap okumak istedi. Bak içinden geçeni biliyor. Halbuki burada kitabların üst, kapı, üst rafına kitap aldı Sadece görebildiğini anlatıyor. Ee, raftan bir kitabı okumaya başladı. Gizemli bir dünyanın kapılarını araladığını düşündü. Bak düşüncelerini okuyor. Yani mesela şöyle. Şimdi bir kahraman bakış açısı anlatıyorum. E, ...stüdyoya girdim, kalemlerimi masanın üzerine dizdim... ...ve derse başlamak için değerli dokun sınıf öğrencilerimi beklemeye başladım. Onları zaten e, çok seviyordum ve dersimiz başlayacaktı. Dersimizi başlattım. Bu birinci kişi anlatır. Gözlemci bakış açısı ise şu. Beni buradaki kameraman arkadaş gözlemliyor. Diyor ki, hoca içeriye girdi, kalemleri masanın üzerine bıraktı... ...derse e, anlatmak için hazırlıklarını yaptı ve derse başladı. Bak, bu gözlemci. Hakim bakış açısı ise şu... Hoca içeriye girdi. İçinde tatlı bir sevinç vardı. Dokuzuncu sınıf öğrencilerini çok seviyordu. Çünkü geçen sene onlarla beraber LGS'de zaten çok zorlu günler, çok tatlı günler yaşamışlardı. Şansların o ki korona gelmiş. Bir anda okullar kapanmış. Şimdi sınavlar başladığı için öğrencilerin içinden geçen Allah kahretsin bu sınavları dediklerini biliyordu. Ama yine de onlara içinden şunu söylemek geçiyordu. Arkadaşlar korkmayın hepsi kebap hallederiz. Bak bu sefer... Hocayı gözlemliyor ama içinden geçenleri de biliyor. Gördünüz mü? Size diyorsunuz hoca kafayı yedi ama olsun. Sıkıntı yok. Anladınız mı arkadaşlar? Burada içinden geçenleri de biliyor. Aa dersimiz bitmiş. O zaman ödev verelim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde başladık. Çok güzel bir şekilde de bitirdik. Şimdi öncelikle sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızda hemen şu e, ders programımızı almak istiyorum arkadaşlar. Sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızda hemen bakıyorum nerede? Hemen şurada. Evet gördüğünüz gibi şu an trollenmiş durumdayım. Sayfa 130 açıyoruz. Sayfa 130 açtığımızda gel bakalım sayfa 130 romanın yapı unsurları gel 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 tarihsel gelişimi burada romanla alakalı test geçimiz var. Aynı zamanda romanla alakalı burada işte anlatım tekniklerini unsurlarını yani zaman mekan tema anlatıcı bunların hepsini zaten anlatmıştık. Buradan da güzel güzel tekrar çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Dinamo'da ise Dinamo'da ise hemen bakalım Testra 2'ymiş yine Dünya Edebiyatı'nda romana geldiğimizde. Romanla alakalı burada arkadaşlar. Tezkere, tiyatro, romana. Burada yine ÖSYM tarz soruları çözebilirsiniz. Bunlara takıldığım sorular olursa karikatür olarak ee, çözümlerini izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Bugün güzel bir şekilde konuyu öğrendik. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.